Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün MP3 dosyasındaki sesi yazıya dönüştüreceğiz. Peki bunu nasıl yapacağız ve neden yapacağız? Biz MP4 videolarımızdaki yani daha sonrasında YouTube videolarındaki konuşmaları yazıya dökebiliyorduk. Bu döktüğümüz yazıyı altyazı olarak kullanabiliyorduk ya da farklı bir yerlerde kullanmak için hani yazıya ihtiyacımız oluyor. Diyelim ki siz bir müzik indireceksiniz. Ya, müziğin sözlerine ihtiyacınız var. Hani yeni bir müzik ya da bir ses kaydı, sınıfta aldığınız bir ses kaydı dersle alakalı onu yazıya dönüştürmek istiyorsunuz. Nasıl yapacağız? Notta.ai sitesine giriyorum. Buradan mail hesabımla, Gmail'imle ben girişimi sağladım. Bakın buraya kadar beni aldı. Daha sonrasında ben bir tane müzik indireceğim. YouTube sözlü müzik diye bir no copyright diyelim biz. No copyright songs with lyrics diyelim. Şu şekilde alalım. No copyright diyor buna. Bunu MP3 olarak ben bir indiriyorum. Buradaki bütün işlemleri sizle beraber yapıyorum ki hiçbir sıkıntı olmasın. Bu dönüştürürken bir de biz şöyle bir şeye bakalım. Import files diyorum. Benim bir tane videodan aldığım ses kaydım var. Bakın şurada. Bunu alıyorum. Bunu indiriyorum. Yani buraya yüklüyorum. Ve videoda konuştuğum her şey buraya dökülmüş oluyor. Bakın. Satış kapama aşamasında yapılan hata. Satış kapamada potansiyel... Ne kadar düzgün konuşursam, ne kadar sesim net olursa buradaki yazım hataları gidecektir. Bilginiz olsun. Hani aklınızda olsun. Bir de şöyle bir durumumuz var. Eğer sizin ses kaydınız 5 dakikadan fazlaysa burası ücretsiz bir plan olduğu için sadece 5 dakikaya kadar bana olan konuşmaları verecektir. Yazı şeklinde. Bunu şimdi bu YouTube müziğinde deneyeceğiz. Şöyle indiriyorum. Evet. Şu an iniyor. Müzik. Bu müzik 5 dakikadan fazla değil. 3 dakika. O yüzden bütün söylenenleri bana aktaracak. Bir de biz ücretsiz planı kullandığımız için aylık 120 dakika hakkımız mevcut. Benim şu an 118 dakikam kaldı. 30. günün sonunda burası yenileniyor. Yani bir ay sonra tekrar 120 dakika bana ücretsiz hak tanıyor. Bu da aklınızda olsun. Şu müziği alayım. Evet, şu an müziğimi şu an indiriyoruz. Evet, import files diyorum, geldim. Buradan MP3 olarak aldım. Bir de bunu English yapmam gerekiyor. Şimdi cancel yapayım. Bunu English yaptım. Çünkü bu müzik İngilizce. Siz Türkçe kullanacağınız dillerde burada Türkçeyi seçebilirsiniz. Bakın burada yükleniyor. Şurada da biraz sonra göreceğiz. Sayfayı yeniliyorum. Bir daha yenileyim. Bazen böyle hata olabiliyor. Normalde çıkması gerekiyordu şimdiye kadar. Çok hızlı çıktığım için de olmamış olabilir. Ben tekrardan yüklüyorum.
Bunu bilerek sizlerle beraber yapıyorum ki bir problemle karşılaştığınız zaman hani benim yaptığım işlemleri yaptıysanız olmaz. Bak bu yeşile döndü. Tamam, şimdi bunu kapatabilirim. Buraya geliyorum. An yazıya dönüştürüyor. Biz de kontrol etmek amaçlı ilk I can't see the issue. Yeah, believe me, I need to keep myself in line, but I don't need to kiss you. Bakalım aynı şey çıkacak mı? I can't see the issue. Nasıl okunduğunu bilmiyorum. Yeah, believe me, I need to keep myself in line. Ne tıkması? Alive değil, alive. Bakın ne kadar düzgün söyleniyorsa o kadar düzgün bir şekilde bana yazıya dönüştürmüş oluyor bu. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hala abone olmayan varsa gerçekten çok üzülüyorum. O yüzden abone olursanız çok sevinirim. Çok saçma bir cümle oldu. Yorgunluğuma verin. Diğer eğitimlerde, diğer videolarda görüşmek üzere.